Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki sınır 525 kilometre. Bunun 300 kilometresini Van ili teşkil ediyor. Hem yakınlık mesafe olarak da en yakın il olarak 100 kilometre Van ili İran'a yakın. 100 kilometre sonra İran'a gidebiliyorsunuz. 400 yıldan beri de İran'dan herhangi bir sıkıntı yaşamamışız, bir sorun yaşamamışız. Ne siyasi anlamda ne savaş anlamında. İran İslam Cumhuriyeti ile aynı dini paylaşıyoruz, aynı kıbleye dönüyoruz. Hemen hemen aynı dili konuşuyoruz. Bu anlamda bizim ticaretimiz ve gidiş gelişlerimiz istenilen seviyede değildi. 2014'te Van Ticaret Sanayi Odası olarak bunu dile getirdik. Yönümüzü doğuya dönelim, İran'a dönelim. Belki ilimizin ekonomisine, ülkemizin ekonomisine katkılar sunarız. Bu anlamda bu çalışmayı başlattık. 2019'da meyvesini verdi. 2019'da dönemin Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Çiftçi ile Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Necdet Takva ve artı TOP Başkanımız Sayın Rıfat Hizacıklıoğlu'nun girişimleriyle günlük turizm işletmeleri tarafından kapımız modernize edildi. Ciddi anlamda bir ekonomiye, o ekonomiyle modernize edildi. Buna mütakabil İran'da karşılık verdi. Onlar da kapılarını kısa zamanda bitirdiler, hizmete açtılar. Yüz binlerce turistlerimiz daha önceki kötü fiziki şartlarda ilimizi ziyaret ettiklerinde biz utanıyorduk, mahcup oluyorduk. Dolayısıyla bu kapı olunca, biz de onlara modern bir kapı sununca onlar da buna kayıtsız kalmadılar. Şu anda gelen turistlerimiz eziyet çekmeleri 7-24 saat olmamasına kaynaklıydı. 8 saat çalışıyordu. İnsanlar orada eziyet çekiyordu, yoğunluk oluşuyordu. Dolayısıyla biz bunları Cumhurbaşkanlığı nezdinde bütün kurumların kapılarını defalarca aşındırdık. Onları sürekli her platformda dile getirdik. Kapının 7-24 esaslı çalışması gerektiğini söyledik. 500 bin yılda turistin ilimizi ziyaret ettiği, bu anlamda bu kısa mesafede eziyet çektiklerini dile getirdik. Bu da karşılık buldu. 30 Mart 2023 dün itibariyle kapımız 7-24 esaslı hizmet vermeye başladı. Biz şu anda çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. İlimizin ekonomisi 2'ye 3'e katlanır. Çünkü bizim tamamen ekonomimiz İran turistine bağlı şu anda. Esnafımızı ayakta tutan, hizmet sektörünü ayakta tutan İranlı turizm. Biz buna yönelik olarak odamızın yapmış olduğu festivaller, çalışmalar, sürekli dile getirmeler bu anlamda bu meyvesini verdi. Sadece bir ayağımız eksik kaldı. Kapıköy'ün tır transitine açılması. O tarafta da, İran tarafında da 24 saat esaslı çalışmasından sonra da bu 20 kilometrelik İran tarafında bir bozuk satı bir yol var. Onun yapılmasıyla bizim kapımızın tır transitine de açılacak. Bu anlamda ilimiz gerçekten önemli bir ayağını tamamlamış oldu. 8 saat çalışan bir kapıdan 500 bin turistin ilimize gelmesi, düşünün bu 7-24 saat olursa diğer kapılardaki yoğunluğu da almış olacak. Gece gündüz çalışmış olacak, yollarda testler açılacak. Birçok insanlar orada iş bulacak. Burada birçok yatırım oluşacak. Turizme yönelik birçok anlamda konaklama sektörü olsun, kafe, restoran, giyim, bu anlamda önemli bir katkı olacak. Hem ilimizin ekonomisine hem ülkemizin ekonomisine büyük katma değerler sağlayacak. Çünkü turist buraya geldiği zaman tamamen burada kalmıyor. 2 gün, 3 gün burada kalıyor. 2-3 gün Trabzon'da kalıyor. 2-3 gün Antalya'da kalıyor. 2-3 gün İstanbul'da kalıyor. Dolayısıyla buraları gezerek, buraya eğer turist geliri akarsa diğer illerimize de damlamış olacak. Herkes faydalanacak. Bu turizm tabana yayılan bir gelir olduğu için herkesin istifade ettiği bir durum. Cumhurbaşkanı nezdinde bütün kurumlara, sivil toplum örgütlere, bize destek olan Sayın TOP Başkanımıza, Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Özgür Volkan Ağabey'e, bu anlamda bize destek olan tüm kesimlere bu 7-24 saat kapımız açılmasından dolayı hepsine Van Ticaret Sanayi Odası olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.